İyi bir doktor programından herkese iyi akşamlar efendim. Biz hocamla programdan önce başladık. Bir koyu tıbbi sohbete girdik. Programa giremeden hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Özkan Ateş'le birlikteyiz. Kendisi beyin ve sinir hastalıkları cerrahı uzmanı. Hocam hep söylüyorum, programa büyük bir hevesle geliyorum. Büyük bir hevesle hocalarımı davet ediyorum. Büyük bir hevesle program konularına dalıyorum. Programa girmeden önce biz programladık efendim. Hakikaten yayına unuttuk gibi öyle söyleyeyim. Hocam hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. Çok emek vererek edindiğiniz bilgileri, değerli bilgilerimizi iyi bir doktor ekranlarından, kanalta ekranlarından izleyicilerimize paylaşmak üzere buradasınız. Uzun bir trafikte, yoğun bir saatte geldiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim bugünkü konumuz bel ağrıları. Konuğumuz Profesör Doktor Özkan Ateş. Kendisi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Soru alacağız. Çok fazla vaktimiz yok biliyorsunuz. Kısa bir program. Ama değerli sorularınızla bize eşlik ederseniz seviniriz. Telefon numaralarımızı ben hatırlatayım arkadaşlar. Bu telefondur inşallah, bir yanlışlık yoktur. 642-34-24. Doğru mu? Alan kodumuz 0212-642-34-24. Bugün arkadaşlar Facebook ve Twitter sayfasından da soru yöneltebileceğimiz bilgisini verdiler. Ben ekranımıza o teknolojik cihazı aldım. Kendim çok kullanmayı bilmem. Ama Twitter'dan ve Facebook'tan iyi bir doktor sayfasından soru yöneltebilirsiniz. Genç kuşağı da böyle söylerim hocam. Gerçi bu tür rahatsızlıklar genelde eski kuşağın gibi tahayyül ediyorum. Ama tabii ilerleyen dakikalarda öyle mi değil mi öğreneceğiz. Evet. Hocam tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Hocam bel fıtığı diyerek programı açtık. Evet. Sözü size bırakayım. Fıtık poliklinikte biz de görüyoruz. Bel ağrıyan herkes önce bir bel fıtığı mıyım diye soruyor. Evet. Evet. Öyle mi hocam? Bel ağrılarının çok önemli bir kısmını bel fıtığı oluşturuyor. Fakat bel fıtığı şöyle bir tanımlama yaparsak toplumların %90'ı yaşamların bir döneminde şiddetli bir bel ağrısı yaşıyor. Yani bu da demek oluyor ki hemen hemen herkesin yaşamında en az bir kez başına geliyor. Fakat bu bel fıtığının tabii ki önemli bir kısmı iki vertebra korpusu, yani iki omur kemiğin arasındaki yumuşak dokunun, disk denilen dokunun bozulmasıyla başlıyor. Bunun bu hastalığın ilerlemesiyle birlikte anüler lifler dediğimiz bu yumuşak dokunun çevresindeki bir kapsül yapısının yırtılması ve yumuşak dokunun sinirlerin geçtiği kanala doğru veya sinirlere doğru. Hocam görsellerimiz vardı. Evet. Onları da ekrana verirse arkadaşlar, hocam anlatırken o görseller de aşağıdan dönsün çünkü o tam anlattığınız bölümle ilgili görsellerimiz var. Evet. Hocam. Yumuşak dokunun kanala doğru taşmasıyla ortaya çıkan, evet, şurada gördüğünüz ortadaki kırmızı doku nucleus pulposus dediğimiz yumuşak doku. Beyaz gördüğünüz kısım ise anüler lifler dediğimiz yapı. Anüler lifler beyaz yapıdaki yırtılmalarla yumuşak doku kanal içerisine sarı gördüğünüz sinirlere doğru taşıyor ve sinirlerdeki sıkışmaya bağlı olarak bel fıtığı meydana geliyor. Bu da işi özetlemek istersek her bel ağrısı bel fıtığı değil ama bir anlamda bel fıtığı atağı, yani bel fıtığının oluşması için bir ön basamak şeklinde değerlendirebiliriz. Ama bunun dışında belde kayma, spondilolistezis dediğimiz veya tümörler, enfeksiyonlar, romatoid artrit, romatizmal hastalıklar da ciddi önemli bel ağrısının nedenleridir. Evet. Yani şöyle ayırıyoruz hocam. Bel ağrıları %90 insanların hayatları boyunca muhakkak görülüyor bir şey. Tabii. Ama bir kısmı bel fıtıkları. Evet. Yani bel ağrısı, evet, bel fıtığı, evet, aynı şey, evet, değil. Birebir değil. Birebir değil. Hocam bazı tabii ben görsel üzerinde biraz programa gelmeden önce çalışma şansı buldum ama. Evet. Birkaç böyle cerrahi teknik var. Onlarla ilgili belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama her gördüğüm görselde de şöyle bir şey var. O lastik kıvamında olan yapı yumuşak bir şekilde, artık kıvamını, evet, bilmiyorum. Evet, öyle, evet, öyle tahmin ederek söyledim. Bir şekilde yakınındaki sinir ucuna rahatsız veriyor. Evet. Şimdi konumuz bel fıtığı olduğu için bel bölgesinden bahsediyoruz. Tabii ama ki yukarıdan aşağı bütün alanda olabiliyor değil mi? Evet. Fıtık dediğimiz gibi iki omur kemiği arasında bir yumuşak doku var. Bunun bozulmasıyla ortaya, evet, çıkıyor. En omurgamızın kafatasının altından kuyruk sokumuna kadar olan bölgedeki bütün omurgamızın en fazla hareketli olan bölümü boyun ve beldir. Bel boyuna göre daha da hareketli oluyor. O yüzden bel fıtıkları bütün omurgada en fazla,
Boyun fıtıkları ikinci sıklıkla, çok daha az oranda da sırt fıtıkları dediğimiz evet. dorsal bölgenin, yani torakal bölgenin fıtıklarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Bu torakal bölgede, yani sırt bölgesinde fıtığı görmememizin nedeni, en büyük nedeni de özellikle göğüs kafesidir. Bu göğüs kafesi sırt bölgesinin hareketini engelliyor. Dolayısıyla daha az oranda fıtık oluşuyor. Dediği aynı mantıkla komşu dokuda basıya neden olarak, sinir dokusunda basıya neden olarak boyun bölgesinde, sırt bölgesinde, belde olduğu gibi fıtıklar meydana gelebiliyor. Yani konu yani konuyla ilgili sormak istediğim sorular çok fazla. Şimdi kafamda bir sıralama Tabii. yapmaya çalışıyorum da bütünlüğü bozulmasın diye. Şimdi bel ağrısıyla bir hasta geldi. Evet. Size geldi. Evet. Evet. Tabii siz hekim olarak onun ağrısının sebebini biliyorsunuz. Anlıyorsunuz mesleğiniz gereği. Fakat ben izleyicilerimizin kendilerini pratik açısından, değerlendirme açısından sormak istiyorum. Hasta, yani bende bel fıtığı olabilir şüphesini nasıl, hangi bulgularla, şikayetlerle ulaşabilir veya ulaşabilir mi? Bel ağrısının biraz önce de bahsettiğimiz gibi ilk aşamasında işte... Hocam arkadaşlar işaret verdiler. Bir telefonumuz var, isterseniz onu Tabii alalım. Ki, olur mu? Olur. Ondan olur. Sonra sorumun cevabını alayım. Çünkü izleyicimizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Alo. 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 İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Hocamla bir şey soracağım. Ben bir beyefendi, isminiz İsmail Bey mi? İsmail Bey değil mi? Evet, İsmail. Urfa mı? Ben mi okuyayım onu arkadaşlar? Şanlıurfa'dan arıyorum. Şanlıurfa'dan arıyorsunuz. Urfa'ya iyi akşamlar diyelim. Selamlar gönderelim. Hocam, buyurun hocam, siz dinliyorum. Buyurun. Ya geçen hafta ben arabadan inmemle benim sırtım yandı. Ayaklarıma falan vurdu. Ben MR'ını falan çektim. Bende fıtık olduğunu söylediler. Dar raporunu hatta hocaya da göstermemişim de. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Evet. Bir şu anda ağrınız sadece belinizde veya sırtınızda mı, yoksa bacaklara doğru yayılan ağrınız var mı? Şu anda. Şu anda sadece sırtımda, yalnız bir de ayaklarımın baldır kısmının üst tarafında sanki elektriklenme var. Elektriklenme var. Peki ayaklarınıza bir güçsüzlük hissediyor musunuz? Evet. Efendim? Hayır, o kadar öyle bir güçsüzlük falan hissetmiyorum ben. Şimdi anlatmanız itibariyle, eğer MR'ın da çekildiği, size bu da söylendiyse, bel fıtığı var. Bir bel fıtığı hata yaşıyorsunuz. Şu dönemde, akut dönemde, yani bu kadar kısa sürede oluşan ağrılarda ilk planda yapılması gereken yatak ıstırahatı. Bu yatak ıstırahatı 4 günü geçmeyecek. Mutlak yatak ıstırahatı diyoruz. Mümkün olduğunca ayağa kalkmadan, dolaşmadan, sadece ihtiyaçlarınızı gidermek için ayağa kalkmanızı öneriyoruz. Bir analjezik antiinflamatuar özelliği olan, yani sizin de rahatlıkla anlayabileceğiniz şekilde bir ağrı kesici kullanmanız, bu dönemi ağrısız geçirmeniz açısından 3 veya 4 gün sonra günlük aktivitenize yavaş yavaş dönmeniz, yaklaşık bir haftanın sonunda da, bugünden itibaren bu ıstırahatı yaparsanız, bir hafta sonunda da bel egzersizlerine başlayarak bu fıtık atağını çok rahatlıkla atlatabilirsiniz. Evet. Hocam, arkadaşlar işaret ettiler. Sevgili izleyicimiz, hatta tutmak istemedim. Diğer izleyicilerimiz de sorup gelebilir evet. diye. Sorularınızı tamamladıktan sonra hattan alabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Yani diğer izleyicilerimize de fırsat tanımış olalım diye. Hocam, konu bütünlüğü açısından son bölümlerde tabii tedavilerle ilgili tabii bazı ki. Noktalarımız olacak ama evet. başta da bir küçük anekdot girmiş evet, oldu. Evet. Güzel de bir soru. Evet. Güzel de bir soru. Bir örnek teşkil etti. Buna benzer öyküyü çok anlatırlar. Ben en çok boş kova boş kova bulgusu mu, boş kova şikayeti mi, boş bir kovayı almış gibi olurken evet. birden böyle bir durum var değil mi hocam? Var tabii ya, ama son olay, bardağı taşıran son damla gibi son düşünmek damla lazım. Evet. Yani bu olay çok nadirdir. Çok büyük bir travma olması gerekiyor ki o yumuşak doku dediğimiz disk materyali hiç bozulmadan dışarıya taşsın. Ama genellikle olan olay, o disk iki kemiğin arasındaki yumuşak doku dejenere oluyor, bozuluyor. Ufak ufak anüler liflerde de yırtıklar meydana geliyor. Evet. Artık yaptığı basit bir öksürme hareketiyle bile işte son damla dediğimiz olay meydana geliyor. Ve hastayı ciddi bir şekilde yatağa düşüren veya hastanın günlük aktivitesine engel olan ağrı meydana geliyor. O zamana kadar son damla olmadan hastayı düşürebiliyor mu yavaş yavaş gelerek? Tabii genellikle bunu da çok önemsemiyoruz. Ufak bel ağrıları, soğuk
belim yel aldı, rüzgar çarptı, sırtımı örtmeden yattım ondan. Bu ufak ataklar da zaten ayakta geçirilebiliyor. Evet. İnsanlar çok ciddi tedbir almadan da zaten buradaki bütün olay, tedavideki bütün amaç vücudun kendi tamir mekanizmalarına yardım etmektir. Biz verdiğimiz ilaçlar fıtık dokusunu iyileştirmiyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yapılan hiçbir yöntem oluşmuş olan fıtığı ortadan kaldırmaz şu anki uygulamalarda. Bir tek cerrahi yöntemdir ki evet. Onun da bir zamanı vardır, durumu vardır. Her bel fıtığını biz ameliyat etmiyoruz. Burada bütün olay vücudun kendi tamir mekanizmasını, bu oluşmuş olan fıtığı vücudun sınırlandırması için vücuda uygun ortamı sağlamaktır. Bu da nedir? Yapacağınız istirahattır ve istirahat çok uzun bir süre olmayacak. Ondan sonra hastanın ağrıları geçtikten sonra da hastaya vereceğiniz egzersizlerle omurganın her iki yanındaki kas kütlesinin gücünü arttırmak ve omurganıza bozuk olan yere binen yükü azaltarak hastanın normal yaşantısına devam etmesini evet. sağlamaktır. Hocam istirahat deyince bir tebessüm ettim. İstirahat sınav sorusudur bel ağrılarında. Ben öyle biliyorum. Evet, yani evet. İlk yapılması gereken. Ya eğer bir takım kriterler, ya mesela hastamız biraz önce konuğunuzun bahsettiği gibi ayaklarında bir güçsüzlük yoksa, olay çok yeni ise, işte birkaç gün önce olmuş bir olaysa ama hasta size gelmiş, birkaç aydır bu yakınmaları var, o hastanın istirahat etmesinin bir faydası da yok. O hasta istirahatten herhangi bir fayda görmeyecektir. İşte hocam bu noktada ben telefonumuzdan hemen önce sormuştum. Telefonumuz yok değil mi arkadaşlar? Tamam. Telefonumuzdan hemen önce sormuştum. Hasta bel ağrılarının nereden sonra önemsesin? Baştan itibaren mi önemsesin? Hangi bulgulardan sonra artık yavaş yavaş bir doktora gideyim, işin rengi değişiyor desin? Evet. Bizde de erken teşhis tabii ki her zaman önemli. Neden önemli? Bel ağrısı olan bir hastanın mutlaka doktora, en yakın doktoruna gitmesi gerekiyor. Burada tabii ki beyin ve sinir cerrahisi öncelikli olabilir. Ama ulaşamadığı durumlarda sağlık ocaklarına, aile hekimlerine gidip hastanın mevcut durumunun tespiti ve bundan sonraki yaşantısına nasıl bir bel fıtığı atağa geçiren bir hasta bundan sonraki yaşantısına nasıl devam etsin ki bir daha böyle ataklar geçirmesin bilgisini hekiminden alması gerekiyor. Bu alınan bilgiler doğrultusunda yaşamını şekillendirirse kişinin mümkün olduğunca daha az atak geçirmesine veya hiç atak geçirmemesine yardımcı olacaktır hekimden aldığı bilgiler. Evet. Hocam hiç oluşmaması için yapılabilecekler var mı? Bu dejeneratif bir süreçtir. Evet. Oluşmaması imkansız. Şöyle düşünelim. Saçımız nasıl beyazlıyorsa, aynen. cildimiz nasıl kırışıyorsa, evet. koroner damarlarımız nasıl daralıyorsa, böbreklerimiz yaşlılık nasıl... Yaşlılık sürecinin... Tabii ki. Ama önemli olan semptomatik, yani bulgu verir bir pozisyona gelmemesi gerekiyor. Evet. Bunun için yapılması gerek çok temel şeylerdir. Kilolu olmayacağız. Omurgamıza az yük binecek. Sigara kesinlikle içmeyeceğiz. Neden? Bu iki kemiği arasındaki yumuşak doku beslenmesi çok zor bir organ. Çok kolay dejener olabiliyor. Sigarada bildiğimiz gibi ilk hedefi nedir? Damar duvarıdır. Evet. Bu yüzden sigara bel fıtığının en önemli önlenebilir nedenlerinden biridir. Evet, çok enteresan. Kilo olmayacak. Üç temel şey öneriyoruz. Günümüz modern toplumunda bütün hastalara bu aynı zamanda diğer hastalıkların tedbiri için de gerekli. Kilo olmayacak. Sigara olmayacak. Üçüncü önerdiğimiz şey de tabi bel fıtıklarına, bel ağrılarına yönelik sırt, bel, karın kaslarını güçlendirici egzersiz. Bu boyun fıtığıysa boyun kaslarını güçlendirici egzersiz. Evet. Egzersiz kültürümüz çok yok hocam. Maalesef öyle. Biz de egzersiz maalesef çok fazla öyle. Yok. Ağır iş yapabiliriz, ağır spor da yapabiliriz. Evet, evet. Böyle iyi, sağlıklıya faydası olacak egzersizleri pek... Maalesef bilmiyorum. Öyle, maalesef sigarayı öyle. Da bol tüketen bir toplumuz. Evet. Obezite konusunda da pek... İyi gidiyoruz. yani bir ironidir bu. Yani evet. söylediğim cümle tabii bundan memnuniyet duyarak söylemiyorum ama... Sağlık Bakanlığı'nın buna yönelik son bir çalışması var. 3 yaşından itibaren... çocuklardan başlayan bir obeziteyi nasıl engelleriz programı uygulayacak. Bu da toplumda obezitenin arttığını gösteriyor. Evet. Hocam bizim toplumumuz obezi sever. Biraz toplu olmayı sever. Çünkü tabii. eski hastalıklar kilo verdirterek kötü evet. sonuçlar verdiği için evet. sağlıklı insan, kilolu insan görüntüsü kalmış akıllı. Doğru, doğru. Böyle, bravo. Bizim oralarda ben Karadeniz'im has, siz de gerçi tabii. böyle has vaatı var denir. Böyle has vakti var. Güzel, kilolu, hafif evet. tombik, sevimli oluyor ama işte problemler ilerleyen yıllarda çok yaşıyoruz. Çok güzel ifade ettiniz. Hocam
gerçekten şey konu yani çok popüler bir konu. Tabii, yani bildiğim tabii. Yıllarda da program yapıyorum. Tıp fakültesi öğrenciyim, doktorluğum çok popüler bir konu. Evet. Ben hani şundan doğru sordum. Hasta ilk andan itibaren, beli ağrıdığı ilk andan itibaren direkt bir beyin cerrahına mı gitsin? Ya da bir hekime mi gitsin? Ya da biraz beklesin, bir şeyler yapabilir. Şimdi bu ilgilenen branşlar anlamında öncelikle bu bilgiyi de verelim. Hangi branşlar ilgileniyor? Beyin ve sinir cerrahisi başta olmak üzere fizik tedavi, ortopedi doktorları da bu konuyla ilgilenir. Ama en temelinden ille başlangıçtaki bu bel ağrısı için en kolay ulaşabileceği doktor, bu branştaki doktorlara ulaşılabiliyorsa ne ala, sıkıntı yok. Ama ille bu branştaki hekimlere gitmesine gerek yok. Bir sağlık ocağındaki bir aile hekimimize başvurarak da hastalar bundan sonraki yaşantısının nasıl düzenleneceği, bel fıtığı atakları geçirmemesi adına öğrenebilir. Ancak hekim arkadaşlarımız olay çok daha ileri boyuttaysa, ciddi boyuttaysa mutlaka uzman doktorlara saydığım beyin cerrahisi, fizik tedaviye, ortopedi branşlarına hekimleri gönderebilir. Evet. Hastaları gönderebilir. Hocam tanı olarak hastanın yani o biraz daha şüphe uyandıracak, ileri faal durumda olduğunu gösteren bulgular olmadan da tanı istiyor muyuz? Tanı tetkik yöntemi. Tetkik de burada çok büyük bir sıkıntı. Vatandaşlarımızı evet. Şu konuda uyarmak isterim ben de. Artık bunu herkes öğrendi. Bel ağrıyan herkes hekime muayene olmaya bile gelmiyor. İşte, izleyicimiz de az önce doktor bey ben bir MR istiyorum. Evet. Ya bu doğru bir şey, davranış şekli değil. Burada gerçi MR'da manyetik rezonans, manyetik dalgalar kullanılarak çekiliyor ama gereksiz bir tetkik olabiliyor. Bel fıtığı hastalarının tanısı büyük bir oranda muayeneyle ve alınan öyküyle konulabiliyor. Evet. İlave bir girişim planlanıyorsa, cerrahi girişim gibi bir şey planlanıyorsa veya bir girişimsel bir işlem yapılacaksa veya hastanın nörolojik tablosu, muayene bulguları kötüyse biz MR istiyoruz. Ama bunun için her bel ağrısı olan hastanın MR çekilmesi doğru değil. Bunu vatandaşlarımızdan ricamız hekimlerine güvenmeleri ve hekimlerine bırakmalarıdır. Bu tercihi hekimin yapması hastanın da sağlığınadır. Evet. Hocam ben genelde şöyle bir cümle sarf ederim. O da doğru olmuş oldu. Tetkik hekime lazımdır diye. Doğru. Doğru. Bravo. Bravo. Tetkik hekime lazım. Kesinlikle. Bir şey yapacaksın tabii tetkik. Ki. Yoksa tabii zaten ki. Fizik muayenede iki en önemli girişlerden biri anamnez ve inspeksiyon. Yani hastayı dinlemek, gözlemlemek. Ben de bu tür hastalara özellikle şunu söylüyorum. Hekiminize güveneceksiniz. Güvendiğiniz hekime gideceksiniz. Kendinize doktor bey beni lütfen tedavi eder misiniz deyin. Gerisine karışmayın. Hekim sizin için gereken her şeyi yapacaktır. Anladım. Hocam semptomlar, bulgular hastanın aslında biraz diskle ilgili bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Tabii. Normal film grafiği gözlemleme şansımız var mı? Tabii ki. Yani indirekt bulgular şeklinde. Olay şu, bel fıtığının en yaygın izleyicilerimizin de bu konuyu kafalarında daha netleştirmesi için belden kalça ve bacağa yayılan ağrısı olan hastaların önemli bir kısmında bel fıtığı şüphesi uyanır. Bundan sonra yapılacak tetkiklerle bu iş netleşir. Tetkiklerin birinci tarama amaçlı kullandığımız tetkiklerin başında da direkt grafi dediğimiz evet. Düz grafi gelir. Burada biz iki amaca hitaben bu tetkiki istiyoruz. Biz bel fıtığı tanısını indirekt yollardan koymak, dis mesafelerinde azalma, kemiksel çıkıntıların görülmesi gibi omurganın dizilimindeki bozukluklar, sagittal lordozdaki düzleşme, yani halkın anlayacağı şekilde, vatandaşlarımız anlayacağı şekilde söylersek beldeki düzleşme gibi bulgularla biz bel fıtığı ön tanısını koyabiliriz direkt grafiğiyle. Bununla birlikte ayrıcı tanıya yönelik de bir takım şüpheleri ortadan kaldırıyoruz. Hocam, ne demek istiyorsun? O şüphede bir nokta koyalım mı? Virgül atalım mı veya? Bir izleyicimiz varmış, onu alalım isterseniz. Ondan sonra çünkü bu düzleşmeyle olur, ilgili de soru onunla ilgili gibi geldi bana. Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İsmail Bey Adıyaman mı? Bilal Gezici Adıyaman. İlhan Bey. Bilal, Adıyaman. Bilal. Ben okuyamıyorum efendim. Siz İlhan. Bilal Gezici Bilal. Bilal, öyle mi? Evet. Tamam, Adıyaman'a iyi akşamlar dileyelim. Geçmiş olsun tamam, dileyelim hocam. Tekrar. Profesör Doktor Özkan Ateş hocam sizi dinliyor. Buyurun. Buyurun hocam sizi dinliyor. Sorunuzu alalım. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Bilal Bey. Benim boynumda, belimde kireçleme var hocam. Alkalozan stolit diye bir hastalık diyorlar. Evet. Ben bundan nasıl çare bulurum? Nasıl fayda sağlarım?
Evet. Onu şey yapmak istedim. Tabii ki. Ankilozan spondilit bir romatolojik hastalıktır. Bütün sakroiliyak eklemlerden dediğimiz kalç eklemlerinden başlayıp bütün omurgayı tutan. Bütün omurgayı diyor kapsamış diyor. Ameliyat olmaz bu diyor. Yok. Ankilozan spondilitlerin cerrahi tedavisi yoktur zaten. Bu bir romatolojik hastalık olduğu için öncelikle benim size önerim eğer yaşadığınız bölgede bir romatoloji uzmanı varsa onunla görüşmeniz, eğer yoksa da fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarıyla uzun soluklu ilaçlar kullanarak ve doktor kontrolünde olarak yaşamınızı herhangi bir aksamaya neden olmadan rahatlıkla devam ettirebilirsiniz. Tedavisi olan fakat tedavisinin süregen yani sürekli bir şekilde tedaviye devam edilmesi gereken bir hastalıktır. Yoksa bir cerrahi müdahale ihtiyacı duyulan bir hastalık değildir. Olay şudur, ankilozan spondilitli hastalarda oluşabilecek omurga patolojilerinde, omurga rahatsızlıklarında cerrahi tedavi tabii ki uygulanır. Ama evet, ankilozan spondilite yönelik bir cerrahi tedavi hastalığı yoktur. Hastalığı değil tedavi, hastalığın sorunları. Tabii. Sorunlar. Bilal Bey bir soru ben sorayım. Kaç yaşındasınız? Tamam, yayından almış arkadaşlar, diğer izleyicilerimiz sorsun. Hocam ben de bir yaşla ilgili biraz genç erkek hastalarda oluşabilen bir hastalık diye bir bilgim var, doğru yalan. Gençlikte fark edildim veya sonradan çıktığım gibi konuya çekmek istedim. Artık ankilozan spondilit konusuna bırakıyorum. Bununla ilgili çok önemli bir çalışmalar var ankilozan spondilitinin. Ne zaman tanısı, semptomların yani hastanın şikayetlerinin başladıktan sonra yaklaşık bir 8-9 yıl sürüyor. Evet. Çünkü çok rahatlıkla gözden kaçabilen, çok bu anlamda hekimlerin de göz ardı edebileceği zaman zaman bir hastalıktır. Çok basit birkaç şey söyleyebiliriz bu konuyla ilgili. Özellikle biz buna enflamatuar ağrı diyoruz. Sabah uyandıklarında... İltihaplı diye tercüme etsek oluyor mu hocam? Yani tam tutmuyor. Halkı, vatandaşımızın gözünde İltihap. Dediğiniz çok. İltihap dediğimiz zaman farklı şeyler, irin akması şeklinde bir şey algılandığı için ifadeniz bence çok doğru. Fakat yanlış anlaşılıyor. Evet. O anlamda bir çekindi. İltihaplı romatizma grubuna... Evet, muhtemelen... tabii ki. Burada özellikle sabah sertliği, sabah uyandığında ağrının daha fazla olması, gün içerisindeki aktiviteyle azalması, kalçalar bölgesinde belin alt kısmında ağrıyla ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle bunlar antienflamatuarlara çok kolay yani halkın arasında ağrı kesici diye tarif edilen türden ağrı kesicilere çok net bir şekilde cevap vermesiyle karakterize bir hastalıktır. Tabii çok fazla ilerlerse, omurgayı çok ileri boyutta tutarsa, bu çok çok daha ileri formlarında ki kamburluk ileri düzeyde meydana gelebiliyor. Ama artık günümüzde tedaviyle bu tür olguların sayısı çok çok azaldı. Düzenli bir tedavi edilirlerse. Korkulmaması gereken tedavisi olan dediğim gibi romatolojik hastalıklardan biridir. Hocam konumuza bağlayabilir miyiz ankilozan spondiliti? Yani ankilozan spondilit vakalarında veya işte başka türlü vakalarda, gerçi başında söylemiştiniz, yani fıtıklaşma ihtimali var. Ankilozan spondilitlerde tam tersidir. Tam fıtık dokusu hemen hemen oluşmaz. Evet. Çünkü bütün omur kemikleri birbirine bağlanır. Evet. Başlangıç esneme aşamasında tabii olabilir. Ankilozan spondilitlerde daha kırılgandır. Anladım. Yani bir bacak kemiği gibi düşünün, bütün omurgayı, bir bütün kemik haline geliyor. Yani oynama ankiloz oranı. O demek zaten. Tabii ki, tabii ki. O yüzden bunlarda kırıklar daha fazla meydana gelir. Bel fıtıkları ileri formlarında çok daha hocam, nadirdir. Bir bambu kamışık bilgisi var. Bravo. Evet, evet. Yani böyle bütün omur tek parça haline geliyor. Ben de arada bir bilgilerimi böyle teyit ediyorum hocam hazır yakalamışken. Hocam bir de ben kendim için bir soru sorayım. Antibiyotik, böyle bildiğimiz geniş spektrumlu bazı antibiyotiklerin kullanıldığı reçeteler görüyorum ben. Evet. Bu, işte bu tarz inflamatuar romatizmalarda kolajen doku hastalıklarında bir şeyi var mı? Yok. Yani bunlar yoksa deneme mi? Tabii ki bizim söylediğimiz en fazla non steroid antiinflamatuarlardır, ama ankilozan spondilitlerde özellikle steroid türü ilaçlar çok daha ön planda kullanılır ve immün süpresif ilaçlar, metotraksat gibi immün süpresif ilaçlar kullanılır. Yani vücudun bir anlamda kendine karşı verdiği bir tepkidir. Evet. Bunları önlemeye yönelik ilaçlar ağırlıklı kullanılır. Hocam bir sorumuz daha varmış. Onu da alalım. Ondan sonra yavaş yavaş biz kendimize dönelim ama izleyicilerimiz müsaade ederse. Alo. Alo. Arkadaşlar. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İsim göremiyorum. Nereden aradınız bizi
Hanımefendi. Ben Bodrum'dan arıyorum Bodrum'dan. Hamide Bilger. Hamide Hanım, Bodrum'a da selam söyleyelim. Buyurun, geçmiş olsun. Şimdi doktor beyin en son söylediği bir şey çok dikkatimi çekti. Bende müthiş bir bel ağrısı var. Fakat belim ağrıyor, dediği gibi bel altında kalçayla karışık. Sağa sola dönerken bir tıkırtı oluyor, hissediyorum. Fakat o ağrı, belimin ağrısı geçtiği zaman ara ara geçiyor. Sağ boşluğuma, yani kasığıma müthiş bir sancı. 8-10 defa ultrasyonlar, yarım MR'a girdim. Kolonoskopi dediler bağırsaktan mı diye. Onda da bir problem yok. Hiçbir şeyin olmadığı söyleniyor. Fakat bel ağrısı beni öldürüyor. Günden güne ağrılarım çoğalıyor. Ben ne yapabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Ben çok gerçekten rahatsızım. Yaşınız kaç? Yaşım 66. 66, evet. Şimdi evet. Öncelikle bu bel ağrısı, anlattığınız bacağa yayılan bir ağrınız yok. Hayır efendim, tabii, yok. Yani öncelikle tabii muayene etmediğimiz için çok net ifadeler kullanmayacağım. Genel belki kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir ankilozan spondilitten herhalde anladığım kadarıyla hastamız şüphe etmiş. Bu yaş grubu itibarıyla başka bir bulgu olmadan ankilozan spondilit düşünmeyiz. Evet. Hastamızda yapılan tetkiklerinde anlattığı kadarıyla bir mekanik bel ağrısı var. Yani dejeneratif disk hastalığı, belki onlara istinaden faset hipertrofisi dediğimiz omurganın arka tarafındaki kemiklerdeki hipertrofi. Görsellerimizde var arkadaşlar. Evet. Görselleri alırsak evet. Hocam faset bölümünde göstermiş olur. Buyurun hocam. Bu mekanik bel ağrısı, bunun çözülmesi hem çok kolay, hastamızın yakınmalarının ortadan kaldırılması, hem de çok zor. Çok evet. Kolaydan kastım şu. Eğer hasta, soramadık kendisine ama hocam yayında şu an kiloluysa bu burada gördüğümüz kilo var mı? Ön bölüm, arka bölüm. Bayana sorulmaz ama hocam. Yayında şu anda istersen sorabilirsin. Evet, kilonuz var mı? Kilom normal, yani boyuma göre 65 kiloyum. Boyunuz? Kilo almıyorum. Ben çalışıyorum, terziyim. Bütün günde taburenin üzerine sağ ayakla devamlı basıyorum betalına. Hamide Hanım, size hiç egzersiz bir... Onun da etkisi olabilir mi diye düşünüyorum. Hayır. Şimdi şöyle, ben bu konuda biraz rigidim. Yani kusura bakmayın. İnsanların işleri ağır bile olsa, evet, bel problemleri nedeniyle işlerini kesinlikle değiştirmeleri, bırakmalarını taraftar değilimdir. Evet. Ama belinizi işinizi yapar hale getirmeniz gerekiyor. İşlem çok basit. Anladığım kadarıyla çok ileri düzeyli bir fıtığınız yok. Dejeneratif bir omurganız evet. var. Evet. Yapmanız gereken, boyunuza göre kilonuzun, ya bir 65 kiloyum dedi. Ne kadar boyunuz? 1.60. Var, fazla kilonuz var. Yani var. Evet. En azından bir 5 kilo daha 5 kilo vermeniz gerekiyor. Bir, günlük egzersizlerinizi yapmanız gerekiyor. İki, sık oturduğunuz, yani sürekli oturduğunuz için sık mola vermeniz, sık ayağa kalkmanız, moladan kastım sık ayağa kalkmanız gerekiyor. Üç, kalkıyorum. Sigara içmiyorsunuz. Çok. Değil mi Hamide Hanım? Çok hareketli bir insanım. Sigara içmiyorsunuz değil mi? İçiyorum. Evet. Risk faktörlerimizi söyleyeyim. Bunları yapıp da ağrınızın geçmemesi imkansız. Sigarayı bırakıyorsunuz, kilo veriyorsunuz, bel sırt, karın kaslarını güçlendirici egzersizler yapıyorsunuz, sık ayağa kalkıyorsunuz, ağrınızın geçmemesi imkansız. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar, geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Tekrar Bodrum'a da iyi akşamlar hocam. Uyum nasıl bu yöntemle? Egzersize uyum nasıl? Veya sigarayı bırakmaya uyum nasıl? Ben çok zorlarım hastalarım bu konuda. Çok ısrarcıyımdır. Yani aklınıza gelebilecek her türlü bir anlamda şakaya da kaçan, ağır şakalara da kaçan pozisyonlara düşebiliyoruz. Ama sağ olsun hastalarımızı anlayışla karşılıyor. Çok yüksek değil. Bütün bu zorlamalarımıza rağmen hastalar bazen şunu da söylerler. Hocam korkundan kontrole gelemedik. İşte kilo veremedim evet. diye. Mutlaka tarttırırım mesela poliklinikte hastalara. Tartı vardır. Çık bak bakalım kaç kilosun. Geldiğinde bir daha tarttırırız. İşte ne kadar verdin türünden. Ya bu bir anlamda motivasyondur. Evet. Kişinin kilo vermesine veya işte sigara bırakmasına
motivasyondur. Ama şunu da söyleyebilirim. Son yıllarda sanki insanlarımızda bu konuda daha fazla bilinçlenme var. Sigarayı bırakmaya en azından herkes daha çok çabalıyor. Kilonun büyük bir problem olduğunun herkes daha bir farkında. En azından denemeler var. Evet. Bu da iyi, sevindirici haber. En azından terminolojimize girdi hocam. Bravo. Biraz konucunda evet. Biz de öyleyiz. Yani sürekli kilo vermeyle ilgili bir eğilimimiz var ama hiç kilo verdiğimiz yok. Yani. Yani gönül rahatlığıyla yeme de yok. Vicdan azabı çekiyor. Evet. Ciddi bir problem. Bununla ilgili programlar da yapmıştık. Ben her sezon bir iki sigara programı yaparım hocam normalde. Ama çok güzel. İyi bir doktor bu sezon ilk sezonu, iyi bir doktor adı altında ilk sezonu. Hı hı. Henüz bir sigara programı yapmadım. İlerleyen haftalarda öyle gözüküyor ki yapmak sigara gerekecek. Programı da yapmak lazım. Evet. Sigara programı derken sigarayı öven bir program değil. Yani sigara ile ilgili program da anti sigara programı olacak. O programımızda bel fıtıklarını önlemek için de bırakmanızı, tamam, hatırlatmanızı rica ediyoruz. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam İki soru önceydi. Ben grafiyle ilgili soru sormuştum da orada bir bölümde kalmış. Yani grafikte tarama yöntemi de kullanıyorduk diye bir cümle bırakmış. Ayırıcı tanı açısından da çok önemlidir. Evet. Omurgayı veya çevresindeki dokuları tutan tümörler, enfeksiyöz hastalıklar, travmatik olmayan özellikle ileri yaş grubunda osteoporoz dediğimiz kemik erimesine bağlı kırıklar açısından da bu anlamda direkt grafiği tarayıcı test olarak hem bel fıtığı veya diğer omurga rahatsızlıklarının tanısında hem de ayrıcı tanıda kullandığımız tarama testidir. Tarama teşhis tam olarak nasıl koyuyoruz hocam? MR'da bitiriyor muyuz olayı? Birçok olguda muayene aşamasında, daha az olguda direkt grafiği, daha az olguda da MR'la teşhisi sonlandırabiliyoruz. Fakat bazı olgularımız oluyor. Birçok seviyede bel fıtığı var, işte şeker hastalığı var, muayene bulguları örtüşmüyor. Bu tür olgularda mutlaka EMG desteği, elektromiyografi desteği de gerekebiliyor. Çünkü polineuropatileri olabiliyor hastanın, sinirlerin tuzaklanması olabiliyor veya özellikle boyun fıtıklarında ALS dediğimiz amyotrofik lateral skleroz dediğimiz omuriliği tutan bir takım hastalıklarda da karışabiliyor. Boyun fıtıkları olmasa bile hem boyun fıtığı hem de diğer hastalıkların olması konusunda elektromiyografi özellikle bu tetkiki iyi yapan hekimlerle bize çok net bilgiler verebiliyor. Evet. Çok önemli bir hat. Tabii İnsan organizmasının iskeleti, temel iskeleti ve içinde çok önemli yapılar geçiyor. ALS deyince ben de birden uyandım hocam. İşin o kısmına da bakmak tabii gerekiyor hekim olarak. Hocam ben bir yandan da notları karıştırıyorum. Şimdi çok önemli kısımlar var aslında. Cerrahi tekniklerle ilgili bilgiler var. Sonuçta uzmanlığınız cerrahi. Evet. Bu bölüm hasta geldi. Teşhis netleşti. Büyük bir kısmını egzersizlerle ve o takım koruyucu yöntemlerle fizik ve tedavi yöntemlerle. Ağır kesici ilaçlarla beraber rahatlattık. Ama sizin nasıl işiniz? Cerrahi. Evet. Ben hep hastalara şöyle söylerim. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bir demir ustasına girersen, sorarsan bir kapı yaptıracağım. Demirden söyler genelde. Belki yanlış söylüyorum. PVC ustasına gidersen PVC'den de, ustasına gidersen mobilya ustasına mobilyadan da. Evet. Cerrahlarda birazcık bir cerrahi yatkınlık var. Tabii ki çok güzel ifade ettiniz. Evet. Ben de sizi destekleyen birkaç argüman da söylemek isterim. Şimdi olay şu. Bel fıtıklarında doğru bilinen yanlışlar çok fazla. Evet. Bel fıtıklarının %90'ı bizim verdiğimiz ilaçlar dahil, onu özellikle vurguluyorum. Çünkü çok uygunsuz sülük gibi, bel çektirme gibi, hacamat gibi, ot gibi, aklınıza gelmeyecek ip bağlama gibi bildiğiniz, özellikle doğu bölgelerimizde yapılan bir uygulama, bildiğiniz çamaşır ipini alıyor, kalın bir tabiri caizse çuvaldızla hastanın belinden, derisinden dikiş bildiğiniz çamaşır asmak için kullanılan urgan dediğimiz kalın şu serçe parmağım ipi geçirip bel ağrısının geçmesine yönelik uygulamalar var. Bir daha altını şöyle çizmek isterim bu konuya. Ben bu konularda çok hassasım. Evet. Biz hastanın eğer ki müdahaleye gerektirmeyen bir bel ve bacak ağrısı varsa, fıtığa bağlı, bel fıtığına bağlı varsa, yaptığımız işlem hastanın vücudun kendi tamir mekanizmalarını kullanarak iyileşmesini sağlamak. Bu dönemde bizim verdiğimiz ağrı kesiciler hastanın ağrıyı hissetmemesine neden oluyor. Vücut bu arada bu fıtıkla savaşıyor. Fıtığı tamamen yok etmiyor ama fıtığı sınırlandırmaya çalışıyor. Anti-enflamatuar aşamadır bu aşama.
Bu dönemde siz ne yaparsanız, işte söylediğim gibi, işte hacamat yaptırdım iyileştim, sülük yapıştırdım iyileştim, belimi çektirdim iyileştim, şu otu yedim içtim iyileştim, tabirlerinin karşılığı budur. İnsanlar vücuduna haksızlık ediyor. Yani zaten vücudun kendi tamir ediyor. Bizim verdiğimiz ilaçlar sadece... Kurcalama yani Türkçesi. Hayır, o dönemde evet. Hekimin önerisiyle yapılan uygulamalar birkaç günlük ıslatı %90'ı evet. iyileşiyor. Önemli olan bundan sonraki aşama, yeni bir atak geçirmemek adına beli güçlendirici egzersizler yapılması, tamam. sigara ve kilodan uzak durulması. Kalan yaklaşık %5'lik kesime biz cerrahi müdahale yapıyoruz. Kimlere cerrahi müdahale %5. Yapıyoruz? Evet. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Avrupa ve Amerika'da artık günümüzde cerrahi sayısı çok çok fazla arttı. Nedenlerini de söylemek isterim. Biz kimlere cerrahi müdahale yapıyoruz? Ve günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte artık daha az invaziv, yani daha az zararlı yöntem cerrahi yöntemler oldu. Neden cerrahi yöntemler oldu? Kişilerin ayağa kalkıp günlük aktivitelerine dönme süresini çok kısaltan cerrahi teknikler meydana geldi artık günümüzde. Bu yüzden insanlar artık hayattan kopmak istemiyorlar. Bu demek değildir ki her bel fıtığını ameliyat edelim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi ancak biz %5'ini ameliyat ediyoruz. Hastanın nörodefisiti varsa, yani ne demek istiyorum? Uyuşukluk hastalar çok ön plana çıkartır ama biz hekimler çok fazla önemsemeyiz. Çok da önemli değildir. Çünkü bunların büyük bir kısmı geçer ama geçme süreci uzundur. Nörodefisit dediğimiz olay ayaklarında veya bacaklarında güçsüzlük. İdrarını büyük abdestini tutamama gibi bir durum. Ve ağrı. Ağrıdan kastımız da genellikle akut ağrı değildir bu hastalar. Ya bu işte benim 2 gün önce ağrım başladı. Hayır, hemen ameliyat olacaksın işte. Değil. Bunlar genellikle konservatif yöntemler dediğimiz ıstırahat, ağrı kesici, fizik tedavi yöntemleriyle fayda görmeyen bir ayı geçmiş ağrılara biz cerrahi müdahale uyguluyoruz çoğunlukla. Ama dediğim gibi artık günümüz hız çağı, bazen hastalar bizi cerrahiye sorular oldu. Ne demek istiyorum? Evet. Benim hasta geliyor, tamam diyoruz, 4 gün yatmanız gerekiyor. İşte bir hafta 10 günden beri ağrım var, 4 gün yatak ıstırahatı yapacaksın. Doktor bey diyor, yarın 2 gün sonra benim Amerika'ya uçağım var, bilmem ne toplantısına gideceğim, benim yarına ayağa kalkmam lazım. Örnek veriyorum ben size. Tabii biz bunu hasta istedi diye her önümüze gelen ameliyat etmiyoruz. Ben yaşam tarzından bahsediyorum. Yoksa siz bu hastayı 4 gün yatır, ondan sonra kalk ayağa, işte 2 hafta, 3 hafta fizik tedaviye git dediğinde bu hasta bunu yapamayacak. Hasta bir an önce ağrısının geçmesini istiyor. Bu tür olgular da artık günümüzde sayısı artmaya başladı. O yüzden dünyada cerrahi sayısı arttı anlamında bilgi vermek için söylüyorum. Bel fıtığından hastalarımızın korkmaması gerekiyor. Olayın, hastalığın %90'ı vücut tarafından sınırlandırılıyor. Amacımız yeni atak geçirilmemesi. Yeni atak geçirilmemesi adına da yapılması gereken çok temel şeyler var. Sigara içmeyeceğiz, kilolu olmayacağız, egzersiz yapacağız. Ha, cerrahi boyut peydah oldu, ameliyat indikasyonu konuldu. Bundan sonra yapılması gereken ameliyatın da doğru teşhisle, doğru indikasyonla hastayla iyi iletişimle başarı, cerrahinin başarı şansı %95'in üstündedir. Hasta ameliyatı olur, gözlerini açar, bacağındaki ağrı geçer, sadece belinde ufak bir sızı hisseder. Ameliyattan sonra eğer genel anestezi almışsa hasta, yaklaşık 4 saat sonra ayağa kaldırılır. Hasta aynı gün sabah ameliyatın olmuşsa akşama evine gidebilir. Öğlen veya akşam saatlerinde ameliyat olmuşsa ertesi gün evine gönderilir. Eğer işi gücü hafifse 3 gün içerisinde, işi gücü ağırsa da 1 hafta 10 gün içerisinde işine dönmesini isteriz. Bel fıtığı ameliyatının özelliği de budur. Evet. Hocam ben şimdi sizi dinlerken geçmişe bir gittim geldim. 90'lı yıllarda ben programlara başlamışım. Tabii. 20 sene önce bel fıtığı ameliyatı deyince insanlar korkuyordu. Tabii tabii hala o korku var. Belki hani gene aralarından hemen hocam bir iş halletti tabii, beni tabii. Ayağa kaldır diyenler demek ki gelmeye başlamış. %95 başarı kelimesi cerrahi bir tabii ki, çok büyük başarı. Çok büyük başarı evet. Doğru. Yaptığımız işin cerrahinin büyük bir çoğunluğu ağrı cerrahisidir. Evet. Bunu unutmamak. Şimdi kavram kargaşaları var. Bel fıtıkları tekrar eder mi?
ben şöyle diyorum, yani bir nasıl hayatınız boyunca bir kez nezle grip olmuyorsanız, tabii ki burada amaç var olan sorunu çözmek. Var olan bizim çıkarttığımız doku, temizlediğimiz doku taşan dokudur. İki omurga kemiği arasındaki yumuşak dokunun hepsi alınmaz, alınmaması da lazım. Eğer bel fıtığı ameliyatı tekrar tekrar olunması istenmiyorsa o bölgenin dondurulması lazım. Yani o bölgenin hareket edilmemesi lazım, alet takılması lazım. Bunu da kesinlikle ilk ameliyatta eğer bel bölgesinde aşırı instabilite, yani aşırı hareketlilik, kayma gibi bir durum varsa uygulamıyoruz. Bizim bu cerrahimizin özelliği simple diskektomi dediğimiz basitçe o parçayı oradan almaktır. Bazı olgularda bu olay süregen, devamlılık arz ediyor. Devam eden olgularda tekrarlayabiliyor. Tekrarlarsa da hastaya tekrar tekrar fıtık ameliyatı olmaması adına o bölgenin sabitlenmesine yönelik ilave aynı seansta cerrahi yapılıp o bölgenin fıtığın tekrarlanmasının önüne geçebiliyoruz. Evet. Hastaya tabii hastanın durumuna, yaşına, Tabii. Bravo. Bizde sizin de bildiğiniz gibi kullandığımız kavram şudur. Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Standart bir şey uygulanmaz. Hekimlik de bir sanattır. Evet. Yani ben hastalarımız bize geldiğinde ama o böyle demişti, ama bu şöyle demişti. Mesela bir hasta bize gelmiş, bir başka arkadaşımız, meslektaşımız ameliyat demiş. Biz ameliyat değil dedik. Bu yanlış algılanabiliyor. İşte o ameliyat demişti, siz niye ameliyat? Hekimlik sanattır. Yaşadıklarınız, gördükleriniz, yaptıklarınız, okuduklarınız hekimi şekillendirir ve bir yorum katar yani mesleğine. Bu anlamda söylenen birçok şey tezat değildir belki. Hepsi iyiye doğru bir hamledir. Ama bir hekim bir yöntemi tercih ederken tabii ki söylediğim hep bilimsel boyutta, evet, söylüyorum. Yok şu taşı al, yani evet, akik taşı bel fıtığına iyi gelir. Yok şu suyu iç iyi gelir şeklinde değil. Evet. Hocam pozitif tıp diye bir terim var. Ben çok seviyorum. Evet. Bir yöntemin işe yaraması yetmez pozitif tıp için. Nasıl yaradığını da bulmak zorunda. Evet. Yani nasıl yaradığını çözemeyince bir tereddüt yaşar. Yani o bir acaba bir sıkıntı var. Genetik profiline bakması lazım. Bu ile tedavinin komplikasyonlarına bakması lazım. Şimdi bir dünya testlerden, hesaplardan, planlamalardan gelen bir tedavi yönteminin karşısında yani kontrol işe yarıyor işte deyip tabii çok basit. İşe yarıyor, nasıl yarıyor bilmiyorum. Yarıyor işte. Öyle olmuyor. Yani insanın içine tam sinmiyor. Tabii. Bir tatminsizlik yaşıyor. Ben onlardan, o bölüm çok önemli aslında. Ben onu kafamda ayrı bir paket sorular tutuyorum. Bel çekme diye bir sosyal şeyimiz var. Yani tedavi yöntemimiz var. İşe yarıyor mu hocam? İşi daha beter batırıyor mu? Aynı şeyi söylemek istiyorum. İşi daha beter batırdığı ortada. Şimdi çok net, bel fıtıklarında olayın hafifletilmesine yönelik, dediğim gibi dejeneratif, yani bozulma sürecine etki eden bir yöntem değildir. Hafifletilmesine, basıyı, var olan basıyı azaltılmasına yönelik, ki bunların durumları da sınırlıdır, bellidir. Her bel fıtığına yapılmaz gibi durumlarda işte hastaların belini gererek, bir anlamda karşıt yönlere uygulanan kuvvetlerle gererek sinirle temasını azaltmaya yönelik bir uygulama vardır. Ama bu çok basit fizik tedavi kliniklerinde kontrollü bir şekilde gramına, uygulanacak kuvvetin miktarına kadar hesaplanarak yapılan bir yöntemdir. Siz kalkar da bir beyefendinin, bir hanımefendinin o anki gücüne, o anki hissedişine göre bir ne kadar kuvvet uygularsa ve içerisini bilmeden, hiçbir tetkiki görmeden, etmeden bir uygulama karşısında ya tutarsa mantığı, tutarsa tutar, tutmazsa felç olur mantığıyla hareket ederseniz tabii ki sonuç hüsranla neticelenecektir. Dediğim gibi bu grupta uygulanan bu tedavi yöntemlerin manipülasyon tedavisi vardır. Özellikle bel ağrılarında, bel fıtıklarında değildir. Bunlar fizik tedavi kliniklerince uygulanmaktadır. Bizim itirazımız bu anlamda, beyin cerrahları olarak, bunun sokakta bir mahalledeki A kişisinin, B kişisinin yapması, bu işin eğitimini almayan kişiler tarafından onun eli iyidir, bunun kolu iyidir şeklindeki uygulamalara biz karşıyız. Yoksa bunlar zaten uygun hastalarda, hep aynı şeyi söylüyorum, uygun hastalarda fizik tedavi kliniklerinde yapılmaktadır. İnsanlarımızın bu tür yerlere çok itibar göstermemeleri,
bunun yerine hastanelerdeki bu merkezlerde bu işi yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Hocam şimdi öyle mi bilmiyorum ama itibar ediliyor. Çok, çok fazla. Yani, şimdi ben bu konu tabii çok önemli. Yani yavaş yavaş programımızı da tamamlıyoruz. Ben tıp cerrahi tetkiklerle ilgili bölümü sırasında fazla müdahale etmek istemedim. Birkaç tane görsel hazırlarken tetkikleri görmüştüm ama hangi uygulamayı her hasta için ayrı olduğu için çok öz ayrıntı etmek istemedim. Masaj konusunda ne diyorsunuz hocam? Masaj olayı şu. Burada da yine aynı şey. Evet. Vücudun kendi tamir mekanizmaları döneminde yapılan her şey iyidir. Bozuk olan yere hiçbir etkisi yok. Olay nedir bel fıtıklarında? Bir anlamda bel fıtıklarında oluşan bel ağrısının en önemli nedeni vücudun savunma mekanizması. Anüler lifler yırtıldığında vücudun buna bir tepkisi, işte fıtık daha tabiri caizse daha büyümesin, ilerlemesin tamir diye bel kasları spazmalıyor, kasılıyor. Yani bu vücudun bir savunma mekanizmasıdır ve bel ağrısının en önemli nedeni de bu dönemde bu. Bu dönemde yapılacak en önemli şey istirahat. Masajla birlikte bel fıtığına yönelik bir şey yapmıyorsunuz siz. Kaslardaki kan dolaşımını arttırarak, o dokularda birikmiş laktik asidi ortadan kaldırarak bel ağrısının önüne geçmiş oluyorsunuz. Yoksa bel fıtığına yönelik bir şey yok. Bunun da uygun ellerde, uygun bu işin eğitimini almış kişiler tarafından akut dönemde değil, daha sonraki dönemde yapılmasında bir sakınca yoktur. Ama bizim şiddetle tavsiye ettiğimiz bir yöntem değildir. Çünkü birebir fıtığa yönelik bir yöntem değildir. Fıtığın giderilmesine yönelik bir yöntem değildir. Masaj oldum da iyileştim değil. O kişinin masaj olmakla birlikte vücudun kendi tamir mekanizmaları dolayısıyla iyileştiğinin altını özellikle bir daha çizmek Peki, isterim. Peki masaj yapma sırasında riske etme ihtimali Tabii var. Çok Fıtığı fazla, çok fazla. Yani bu masajla kalınmıyor çoğu uygulamalarda. İşte böyle bir takım manevralar yaptırılarak mevcut fıtığın daha da büyümesinin yolu açılıyor. Dediğim gibi manipülasyon tedavileri yapılmakta. Bu işin uzmanları tarafından fizik tedavi merkezlerinde yapılmakta. Bizim kastımız, karşı olduğumuz özellikle bunu mahalle aralarında yapan kişilere karşı. Hocam bu programda izleyicilerimiz alışmışlardır. Ben sürekli söylüyorum. Belki kazanlar da vardır. Benim için çok faydalı oluyor. Evet. Ben ciddi bir hekim eğitimi alıyorum burada. Ciddi bir eğitim. Yani şimdi Profesör Doktor Özkan Ateş'i karşılıklı olarak birebir eğitimi alıyorum. Programda biraz mana alıyor hocam benim için. Yani cerrahinin bu kadar başarılı olduğunu ben de bilmiyordum. Evet. Yani 195 başarı ve 2-3 günde ayağa kaldır işine döndü. Tabii. Gerçekten ciddi bir gelişim. Yani 20 yıldan beri programlar yapıyorum ya teknikler gelişti ya başta da öyleydi ben tabii bilmiyordum. Hocam birkaç tane böyle çok duyduğum, hastaların da bana çok sorduğu popüler bazı konular var. Onları da sormak istiyorum. Tabii. Programımızda çok az zaman kaldı. Bel çekme bunlardan biriydi. Masaj bunlardan biriydi. Kaplıcalar var. Evet. Onlarla ilgili ne diyorsunuz? Kaplıcalar yani bizim kullanılmasını şu şekilde hastalar gelir bize ağrısı geçmiştir. Akut dönemde zaten önermeyiz biz bunu. Fizik tedavi uzmanları da önermiyor. Hasta ağrısı geçmiştir. Ağrı sırasında kullanmıyoruz. Rahatlamıştır. Hocam ben bir kaplıcaya gideyim mi diye sorar. Ben de derim ki kendini iyi hissedeceksen, mutlu olacaksan tabii ki git. Ama bu işten medet umma. Yani aynı sıcağın olayı kasları gevşetiyor, kan dolaşımını arttırıyor, birikmiş laktik asitler uzaklaşıyor, ağrı rahatlıyor. Tamam çıktınız geldiniz. Bir gün sonra, iki gün sonra sorun orada durmaya devam ediyor. Yani ağrı üretmeye devam ediyor. Vücudun savunma mekanizması spazm. Tekrar spazm oluşta tekrar ağrı olacak. Kaplıcanın bu anlamda bir zararı yok. Ama kaplıcayı hedef görmek yanlış. Evet. Doğru olan ne? Söylediğim üç temel şey. Ben diyorum yani paranız çok galiba, harcayacak yer arıyorsunuz. Sigarayı bırak, kilo vermeye çalış, bir taş atacaksınız, bütün kuşları vuracaksınız. Kilo vererek, sigarayı bırak, bir de egzersiz yap. Bu insanın doğasında var, biz de hasta olunca öyle. Kolayı istiyoruz, mucizevi şeyler istiyoruz, basit bir şey olsun, bu işi halledelim. Ama maalesef her işte olduğu gibi emeksiz sonuç alınmıyor. Emek vereceğiz, kime emek vereceğiz? Kendimize emek vereceğiz. Evet hocam egzersiz kültürü dedim ya başta. Evet. Hocam çok fazla vaktimiz yok. Arkadaşlar 4-5 dakika işareti verdiler artık. Yavaş yavaş ana haber bültene hazırlanıyorlar. Ben birkaç küçük merak ettiğim soru da var. Onlarla birlikte yavaş yavaş programı kapatalım. Sizin değerli bilgilerinizle beraber tamamlayalım. Evet. Masaj yatakları var. Evet çok maalesef bir sorunlarımızdan biri de bu. Hastalar bana soruyorlar. Tabii. Yani şunu söylüyorum çok basit bir şey.
Ya diyorum, kusura bakmayın biraz böyle yağlı yolu konuşacağım ama yani artık bizim de buramıza tıbbiye, geliyor. Ben hep dedim tıbbiye, başka bir şey söylüyordum. Harbiye tıbbiye derdim. Tıbbiye harbiye. Terminolojisi yakındır bile. Evet. Olay şu. Ya biz, bak cebimizden de para çıkmayacak. Size neden biz masaj yatağı önermiyoruz? Neden önermiyoruz? Maalesef bu da kolay çözüm arayışlarının sonucu. Faydası, hiçbir faydası yok. Yatacağımız yatak, evimizdeki yatak. Ben size popüler sorulardan bir tanesini daha söyleyeyim. Sert zemin. Sert yerde yatmak. Evet, kesinlikle hayır. Düzgün ortopedik bir yatak. Yarı ortopedik, tam ortopedik. Eskiden herhalde hocam yaylı yataklar vardı. Çünkü eskiden bu öneriliyordu şey. Sert yerde yatma önerisi vardı tahtanın üstünde. Yani sağlam insanı yatırsanız iki gün sonra onun da beli ağrımaya başlayacaktır. Evet. Belin normal, sırtın normal eğrilikleri vardır. Bu normal fizyolojik eğriliklere aykırıdır yerde yatmak veya sert tahtanın üstünde yatmak. Normal düzgün ortopedik bir yatak. Masaj yataklarını kesinlikle önermiyoruz. Hastalarımız emeksiz bir sonuç almayı unutsunlar, çalışsınlar, netice almaları %100. Evet, 99. %100 kısmı çok umut verici hocam. Yani bu Bodrum'dan arayan izleyicimizin bir evet, kırılmıştı. Evet, evet. Sizin kullandığınız ifadelerden sonra bir umarım bir böyle tabii bir coşkuyla telefonu kapattığı bir yer var. Yani geçecek garantisi vermek kesinlikle zordur. Yani. Bunlar, hayır, bu doğal bir şey. Yani bu bir tedavi de değil. Vücudunuz bunu istiyor. Size mesaj veriyor. Ben beli diyor ki hanımefendinin, Hamide Hanım'dı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Beli diyor ki Hamide Hanım, ben sana yetmiyorum. Bana bak. Nasıl bakacağız bir? Ha biz bunu cerrahi olarak da çözebiliriz. Evet. Açarız ameliyatla beline, belini kaldıracak şekilde aletlerini takarız. Yükü onlar taşır. Ama bunu, buna gerek yok. Evet. Yapacağı işlemlerle Hamide Hanım mutlaka ilişecektir. Hocam son sözlerinizi alalım. Evet. Son dakikaları size bırakayım. Yavaş yavaş yayınımızı kapatalım. Ben şunu da cerrahi tedavi yöntemlerinden bahsetmek istersem, şu özellikle lazer konusuna da değinmek istiyorum. Evet. Yani lazer kelimesi işi şirin göstermeye yönelik bir takım uygulamalardır. Cerrahi başarısı çok yüksektir. Sorunları var mıdır? Vardır. Her uygulamada olduğu gibi cerrahi şirin göstermek, sorunsuz göstermek için söylediğim, verdiğim bir oran değildir. Bilimsel bir orandır bu %95 oranı. Şu anda dünyada altın standart cerrahi yöntem mikro cerrahidir. Bilinmesi gereken budur. Bunun dışında uyguladığımız perkütan, bir takım sinir kökü blokajları, yani lokal anestezik ve steroid vererek sinirin ağrıyı hissetmesinin önüne geçmek, perkütan diskin içine girip boşaltmaya yönelik bir takım uygulamalarımız vardır. Bütün bu uygulamalar bütün hastaların hepsine aynı şekilde olmaz. Her hastaya uygulanacak yöntem farklıdır. Hastalarımızın bunu bilmesi gerekiyor. Altın standartın mikro cerrahi olması gerektiğini, uygun olgulara da perküten bir takım uygulamalarımızın var olduğunu bilmeleri, tedavi seçimini güvendikleri hastaya bırakmalarını öneriyorum. Evet. Hastalarımız tedavi yöntemini, cerrahinin şeklini değil, doktorlarını seçsinler. Evet, çok güzel noktaydı hocam. Teşekkür ediyorum. İlerleyen haftalarda değerli bilgilerinizi tekrar ekranlarımızdan izleyicilerimize ulaştırmak niyetindeyiz. Sevgili izleyicilerimiz, Profesör Doktor Özkan Ateş, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Özkan Ateş ile birlikteydi bugün İyi Bir Doktor programımız. İlerleyen haftalarda yepyeni konu ve konuklarla buluşunca da yayında ve yapımda emek geçen arkadaşlarına hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.